Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Kapkan falan çok hoş olmuş böyle. Teşekkür ederim. Arkadaşım doğum günde hediye almıştı. Şans getirsin diye. Hep takar mısın şapka? Pek değil. Yani aklıma geldi. Hediye olduğu için böyle oldu. Gibi. Ya yakıştı gibi de düşünüyorum. Yok yok, yakışmış. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım biraz. Mert Mazmancı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Kriptoloji alanında. Kriptoloji. Evet. Yaz açıklasana. Şifre bilimi, şifre çözme, şifre dizayn etme. Güzel, zevkli işler. Şimdi yüksek lisansa yeni başladım. Bakalım yani... Ben mesela bir şifre yazsam çözebilir misin onu? Evet. Yani şu anlamda şifre neyle yazdığınızı bana söylemeniz lazım. Ya da verilen mesajı ben anahtarı... Verilere göre. Evet, kesinlikle. Ya anahtar vereceksiniz. Bu kesinlikle bilimsel bir şey yapılıyor yani. Tabii, bu tabii. Bu bir şifreyi çözebiliyor. Kesinlikle. Yani mesela 128 bitlik bir mesaj. 200'leri 128 olasılıkla, çok yüksek rakamlar bunlar. Biz onu 200'leri atıyorum, 90'a indirdiğimiz zaman seviniyoruz. Evet, bu şifre kırılabilir teorikte ama pratikte kırılacak bilgisayar henüz yok. 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 Teknoloji gelişiyor. Belki zevkli olacak. Bir iş. Zevkli, güzel. Severek sen isteyerek seçtin. İsteyerek seçtim. Zaten lisansım da matematik bölümündeydi, ODTÜ'den. İsteyerek de şimdi bu işi yapıyorum. Umarım başarılı olurum. İnşallah. Ailen ne iş yapıyor? Ailem, annem ev hanımı, emekli oldu. Havacıydı, emekli havacı. Babam da, o da uçak sistemleri üzerine çalışıyor. Özel bir sektörde hala devam ediyor. Onun da zevkli bir işi var, 30 yıldır. Kardeşim var mı? Yok, tek çocuğum. Kimle geldin? Arkadaşım Fulya Tutarlı'ya geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Ben Fulya Tutarlı. En yakın arkadaşıyım, onu bir düzelteyim. Şapkanın da Kaptik sorumlusu olmuş. Benim. Şapka oradan geldi. Şapka sizden mi? Tabii. Evet, tabii. Yoksa kim bu kadar zevkli olabilir yani başka? Oo, güzel. Kendisine çok güveniyorum. Şöyle ki, eğer normal kriz anlarında olduğu gibi olmayı becerebilirse, heyecan falan yapmazsa iyi gider diye düşünüyorum. Arada bir şapka alın ama yakışıyor ona. Tamam, alacağım. Biz de Mert'e başarılar diliyoruz. Sevgili Mert, hazır mısın? Hazırım diyelim. O zaman yarışma başlıyor. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Masallarda geçen hoş, güzel, asil genç kızlar genellikle kimin kızıdır? A. Peri Padişah'ın, B. Kurşun Askeri'nin, C. Derebeyinin ve Sağır Sultan. Bu sorulardan çok korkuyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Peri Padişah'ın demek istiyorum. Son kararım. İkinci soru. Eskiden çocuklar hangisinin kokusunu sevdiklerinden yerlerdi? A. Tebeşir, B. Silgi, C. Pastel boya, D. Kurşun kalem. Yani kokulu silgi var. Öyle düşünüyorum. Pastel boya yiyeceklerini zannetmiyorum. Çok zararlı zaten. Tebeşir, kurşun kalem değil. Galiba silgi, umarım doğrudur. B. Silgi, son kararım. Pastel boya yemek mantıklı değil. İlk barajı geçtin. 1000 lira kazandın. Harika. Üçüncü soru geliyor. Sirklerde hangi hayvana bir fırça verilerek renkli boyalarla önüne konulan tuvale resim çizdirilmesi klişe olmuştur? A. Aslan, B. Köpek, C. Fil, D. Maymun. Aslında emin gibiyim. Yani aslan önüne şey zannetmiyorum yani, genellikle parçalar onu herhalde. Maymun yetenekli ama herhalde fil borusuyla o konuda, hortumuyla o konuda ustalaşmıştır. Diğerlerinden daha eminim. C. Fil demek istiyorum. Eminim. Son karar. Mert, sesli soru geliyor. Dinliyoruz.
Dinlediğiniz şarkı hangi çizgi karakterlere aittir? A. Ninja kaplumbağalar. B. Çakmak taşlar. C. Pokemonlar. D. Şirinler. Şekerlerimiz duruyor. Gayet güzel gidiyoruz Mert. Beşinci soru geliyor. Film serileri başlıyor, dönüyor daima. İsimlerine sahip olan, herhangi bir süper gücü olmayan hayali karakter hangisidir? A. Batman. B. Superman. C. Örümcek Adam. D. Godzilla. Batman'den emin gibiyim. Bir yerde okumuştum. Batman aslında en çok saygı duyulacak, duyulması gereken süper kahraman. Çünkü süper gücü yok. Yani diğerlerinin aksine. Filmler de öyle. A. Batman. Son kararım. Altıncı soru geliyor. Gayet güzel gidiyorsun. Tekrar ediyorum. Bakalım ne bir sorumuz? Kambersiz düğün olmaz sözündeki kamberin anlamı nedir? A. Sadık köle. B. Emir evi. C. Yol gösterici. D. Yakın arkadaş. Yani belki inanmayacaksınız ama yarım saat önce buna baktım. Hadi canım. Evet. Kambersiz düğün olmazsa kamber ne demek? Ve unuttum. Yakın arkadaş olduğumu düşünüyorum. Ama unuttum. Unuttum. Evet, yarım saat, yarım saat önce buna baktım, unuttum. Üstte konuşuyorduk. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefonla joker hakkımı evet. Kullanmak istiyorsun. Mahmut Mazmancı, Nil Okumuş Ayçiçek, Nihan Mazmancı. Nil Okumuş Ayçiçek. Nil Okumuş Ayçiçek'le görüşeceksin. Mert neyin oluyor? Teyzem. Teyzem evet. Oluyor. Ne iş yapıyor? Teyzem de emekli havacı. Pilot mu? Yok. Yolcu hizmetlerindeydi. Müdürlük yaptı. Esenboğa'da. Şimdi emekli, güzel bir hayatı var. Çok seviyorum kendisini. Ne güzel, inşallah bu sorunun cevabını bilir. O yarım saat önce bakman çok ilginç. Evet. Ve de şu anda hatırlayamam. Yani az önce konuştuk. Bir yandan sordum. Düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Yani şu anda hatırladım gibi aslında. Alo, merhaba Nil Hanım. Merhabalar Selçuk Bey. Nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ahmet Mert Mazmancı ile yarışıyoruz şu anda. Kim Milyon Olmak evet. İster de. Size bir soru sormak istiyor. Hazır mısınız? Ben hazırım. Umuyorum güzel bir soru olur. Ve ben de güzel bir cevap veririm. Başarılar. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bileceğini düşünüyorum. Kambersiz düğün olmaz sözündeki kamber ne demek? Kambersiz. Işıkları düğün olmaz. Sadık köle, emir eri, yol gösterici, yakın arkadaş. Kambersiz düğün olmaz sözündeki kamberin anlamı nedir? Sadık köle, emir eri, yol gösterici, yakın arkadaş. Son 8 saniye. Sadık köle. Sadık köle diyorum. Sadık köle diyorum. Sadık köle. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Başarılar diliyorum. Mert'im. Teşekkür ediyorum. Çok güveniyorum kendisine. Hiç önemli değil ne olacağı. A. Sadık köle demek istiyorum. Son karar. Teyzeme bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten teşekkür et. İki jokerle baraj sorusu geliyor. En hazır mısın? Soru. Hazırım. Aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün İstiridye içinden doğuşunu anlatan Venüs'ün doğuşu ve Madonna tabloları hangi ressama ait? A. Monet. B. Rubens. C. Botticelli. D. Renoir. Herhangi bir fikrim yok. Seyirciye sormak istiyorum. Seyirciye sormak istiyorum. Sevgili seyirciler, Aşk ve Güzellik Tanrıçası Venüs'ün İstiridye içinden doğuşunu anlatan Venüs'ün doğuşu ve Madonna tabloları hangi ressama aittir? A. Monet, B. Rubens,
C. Botticelli, D. Renoir. 10 saniye süremiz var. Ahmet Mert size sorayım. Sizce %70 oranında Botticelli diyor. Yani Botticelli bilmiyorum. Yani en azından şanslarımı denemeden elenmek istemiyorum. Eğer eleneceksem de biliyorum. O yüzden yarı yarıya joker hakkımı da maalesef kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyor evet. Sevgili Mert. Geçersiz iki şıkkımızı hemen aldık. Rubens, C. Botticelli. Çok risk alacağım. Çok büyük risk alacağım ama en azından buraya katılmak çok güzel. C. Botticelli demek istiyorum. Son karar. Teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum. Barajı geçtin. Tebrik ederim. 15 bin lira kazandın. Hı hı. Çift cevap hakkında doğru. Şimdi 30 bin lira soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Mert. Sorumuz şöyle. Necip adıyla 1924'te patente alınan ürün Türkiye'nin ilk yerli nesidir? A. Diş macunu. B. Çikolata. C. Kağıt peçete. D. Oje. Çok güzel bir soru. Bilmiyorum. Gerçekten düşünüyorum. En yakın şık kağıt peçete olarak duruyor ama zamanım olduğu için kullanmak istiyorum. Şimdi ismi bir kenara bırakalım ilk önce. 1924'te patent alınmış ve Türkiye'nin ilk yerli nesidir diye soruyor. Diş macunu olduğunu düşünmüyorum. Yani diş macunu uzun süre ithal edildiğini düşünüyorum. Yani diş macunu ve ojeyi gerçekten ithal edildiğini düşünüyorum dışarıdan. Yani ilk yerli zannetmiyorum. Yani zaten ojeye de Necip ismi biraz saçma olur. Yani hani en azından daha böyle hanımefendi bir isim verilmesi olur. Belki oje de çıkabilir cevap bilmiyorum ama. yani çikolata zannetmiyorum. Yani Necip çok daha böyle bir özel kişi olarak duruyor. Yani yani bir çikolata fındık fıstık falan filan işte olabilir. Daha böyle kımıl kımıl bir isim olabilir ama Necip daha böyle bir özel kişilik. Yani birisi aldı işte patentini, kağıt peçete tarzı koydu. Çok böyle ilgi çekici bir isim gibi durmuyor. 1924'te. Yani ve kağıt peçete çok mantıklı geliyor şu anda ama buna da takılmak istemiyorum çok fazla. Yani evet. Muhtemelen saplandım kağıt peçeteye. Bakalım. Evet. Çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Önce hangisini söyleyeceksin? C. Kağıt peçete. Emin misin? Eminim. Evet, eminim. Son karar. Son karar. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi kaldık 3. Şöyle. Diş macunu, çikolata, oje. 1924 Necip. Kağıt peçete biraz lüks olmuyor mu 24 yıllar için? Çok mantıklı. Ben hiç bunu düşünmemiştim. Evet. Kesinlikle çok doğru. Evet. Doğru söylüyorsunuz. O zaman oje de lüks 1924'te. Ben sadece o şık için. Biliyorum. Ben zor duruma düşmek istemiyorum size. doğru. Evet. Şimacını oje. Yani 1924 çok şu anda sorunun kilidi oldu benim için. Yani ya
Cumhuriyet daha yeni kurulmuş, bir sene geçmiş üzerinden. Yani o kadar oje olduğunu düşünmüyorum artık. Diş macunu ve çikolata arasında kalıyorum. Ve belki o savaştan sonra patent alınan şey daha güzel bir şey olmalı. Daha moral verici, daha rahatlatıcı bir şey olmalı savaş sonrası bu halka. Risk de almak için çok güzel bir yer burası. O yüzden B çikolata demek istiyorum. Emin misin Mert? Diş macunu ve çikolata arasında kaldım ama Necip diş macunları, Necip çikolataları. Yani her türlü olur yani. Mert diş macunu da olabilir. Yani Necip diş macunu, Necip ojesi, Necip oje. Necip çikolata. Yani evet, B çikolata demek istiyorum. Emin misin? Emin. Son kararım. O soruyu sordunuz. Son karar. Yanılmıyorsam, bilmiyorum, Necip Bey biryantinleri de bir şey vardı. Yani rahmetli dedem biryantini çok kullanırdı ama evet, hiç Necip markasını kullandığını görmedim. Çok güzel yarıştın sevgili Mert. 15 bin lira kazandın. Güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Her şey senin için iyi olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir bölüm daha burada sona eriyor. Hepinize buradan sevgiler ve saygılar. Yaşam bize verilen en büyük ödül. Onu güzel kullanalım, iyi kullanalım. Hoşça kalın, iyi akşamlar.